Videoya geçmeden önce, lütfen beğenerek ve abone olarak, destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. İnsanlığın uzayı keşif macerası devam ediyor. Güneş sisteminde bize en yakın gezegenlerden biri olan Mars da, şu andaki pek çok araştırmanın merkezinde yer alıyor. Bu çalışmalardan biri de, NASA'nın Perseverance adlı gülüğünde olan ve ortalama bir otomobil boyutundaki araç, kızıl gezegen yüzeyinde geçmişte yaşam olup olmadığına dair ipuçları arayacak ve daha sonra, gezegenimize getirilecek olan örnekler toplayacak. İniş ekipmanları ise 2012'deki Curiosity inişininden 100 kat daha ince. Bu da aerodinamik olarak aracı yavaşlatacak bir açık hava sürtünmesi olmadığı anlamına geliyor. Haliyle eldeki aerodinamik kuvvetleri, paraşütleri, minik iticileri ve devasa hava yastıklarını kullanarak, sağlıklı bir iniş yapmak için hazırlıklar yapılmıştı. Perseverance inişi NASA tarafından canlı olarak da yayınladı. Söz konusu ana yayını ve pek çok dilde yapılan diğer yayınları, dünyanın dört bir yanından milyonlarca insan takip etti, tarihi inişe anbean tanık oldu. Perseverance aracının üzerinde, yüksek çözünürlüklü görüntü alabilecek teknolojilere sahip bir helikopter bulunuyor. Ingenuity adı verilen söz konusu helikopter, gerektiği zaman araçtan ayrılabilecek ve aracın yakın çevresinde uçarak, havadan görüntüler yakalayabilecek. NASA'nın Mars keşif programı kapsamında geliştirilen gezgin araç, daha önce kızıl gezegenin potansiyel yaşam izleri taşıdığı düşünülen, bölgelerini araştıracak. Milyonlarca yıl önce tıpkı Dünya gibi yüzeyinde yaşam bulunduğu düşünülen Mars'ta, belki de bu yaşamın kalıntıları bulunabilir. Elbette bu kalıntıların mikrobiyal düzeyde olduğu düşünülüyor. Mars yüzeyinden kum ve taşları eleyerek örnekler alacak Perseverance, bu örnekleri saklayacak. İlerleyen yıllarda Mars'a gönderilmesi planlanan diğer araçlar, aracın sakladığı örnekleri alarak Dünya'ya geri getirecek. Bu örnekler yeryüzünde daha detaylı incelenecek ve belki de, hedeflenen mikrobiyal yaşamın izlerine ulaşılacak. NASA'nın bu görev adına açtığı resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım, Perseverance tarafından çekilen ilk fotoğrafları içeriyor. Fotoğraflarda görünen bölge, aracın iniş yaptığı Jezero kraterinden geliyor. Perseverance, bu krater üzerinde milyonlarca yıl önce bulunduğundan şüphe edilen gölün, zeminini araştıracak. NASA'ya göre eğer Mars'ta yaşamın izlerine rastlamak mümkünse Jezero krateri, bu arayış için en uygun bölgelerin başında geliyor. NASA'ya göre Salda Gölü, coğrafik ve jeolojik yapısı, Mars'taki Jezero kraterine çok benziyor. Hatta Perseverance aracının gözleri olarak ifade edebileceğimiz kameralar bile, NASA çalışanları tarafından Salda Gölü çevresinde yapılan ölçümlerle geliştirildi. Bu sayede araç, Mars'taki krater içerisinden beklenen kaliteye sahip görsel veri elde edebilecek. Ayrıca Jezero krateri ve çevresinin milyonlarca yıl önce, Salda Gölü gibi olduğu ve yaşam barındırdığından şüphe ediliyor.